kalbin kasılmasıyla beraber vücudumuzda dolaşan kanın damar duvarına uyguladığı kuvvete tansiyon denir. Ancak tansiyonun kronik bir biçimde yüksek değerlerde seyretmesi birçok sağlık sorununa sebep olur. Yüksek tansiyonun sebepleri ve önlenebilmesi için yapmış olduğum araştırma serisinin ikinci bölümünü izlemektesiniz. Kalp damar hastalıkları, ruh hastalıkları, bazı cilt hastalıkları, beyin damar hastalıkları, bağışıklık sistemi zafiyeti ve mide bağırsak hastalıkları gibi birçok hastalığın altında yatan asıl neden, bir önceki videoda bahsettiğimiz allostatik aşırı yüklenmedir. Kronik stres altında kalmak, unlu ve şekerli yiyeceklerin aşırı tüketimi, hipotalamus sisteminin dengeyi sağlamak için sürekli ve aktif olarak çalışmasına sebep olur. Kişi bir türlü sakinleşemez. Bu duruma allostatik aşırı yüklenme denir. Temel çözüm, yüksek seyreden tansiyon, kolesterol, kan şekeri gibi değerleri ilaçlarla düşürmek değil, bu değerleri yükselten nedenleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu açıklamadan sonra ilacı bırakmak doğru değildir. Fonksiyonel tıp eğitimi almış ve bütüncül tıp anlayışı ile yaklaşan bir doktor ile tedaviye devam edilmelidir. Yüksek tansiyon bir hastalık değildir, bir sonuçtur. Hipotalamus sisteminin dengeyi sağlamak ve vücudun kendini koruyabilmesi için geliştirdiği, ancak vücudun bazı zararlara da maruz kaldığı klinik bir durumdur. Tansiyonun temel nedeni, kanı vücudun organ ve dokularına taşıyan atar damarların esnekliğini kaybederek sertleşmesidir. Kalp, beyin ve böbrek gibi hayati organlara yeteri kadar kan gidebilmesi için kalpte toplanan kanın yüksek bir basınçla pompalanması gerekir. Beyne yeteri kadar kan gitmezse, kan basıncı ve sıvı dengesini düzenleyen hormonal sistem etkinleşir. Bu sistem, böbrekten atılan suyu tutarak kas, deri ve eklem gibi dokuların damarlarını büzüştürür. Böylece dokuların susuz kalmasıyla damarlardaki kan basıncı artar ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. Beyin gibi hayati organların verimli düzeyde çalışabilmesi için kalbin yeteri kadar bu organlara kan pompalaması gerekir. İşte bu durumda yüksek tansiyon bir tür hayat sigortası gibi devreye girer. Yani yüksek tansiyon bir sebep değil, sonuçtur. Yüksek tansiyon, tansiyon ilaçları ile tedavi edilemez, sadece ötelenir. Yüksek tansiyon tedavisine, hipotalamus sisteminin aşırı uyarılmasının düşürülmesiyle başlanmalıdır. Eğer tedaviye bu temelden başlanmazsa, hasta ömür boyu ilaç tedavisine mahkum kalacaktır. Mesela sinirli, aceleci ve sabırsız insanların hipotalamus bölgesi aşırı duyarlıdır. Acılı, üzüntülü ve zorlu şartlarda hipotalamus sistemi daha çok etkinleşir. Dolayısıyla adrenalin gibi stres hormonlarının böbrek üstü bezlerinden salgılanması artar. Adrenalin, damarları büzüştürür ve tansiyonun fırlamasına sebep olur. D vitamininin tansiyon üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ekvatora yakın bölgelerde oturan insanlarda daha az yüksek tansiyon problemi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tansiyon üzerinde yaz-kış farkı da etkindir. Kışın daha yüksek, yazın daha düşük tansiyon değerleri ölçülmüştür. Kapalı yerlerde yaşayan ya da çalışan insanların, açık yerlerde yaşayan ve çalışan insanlara göre daha yüksek tansiyonlu olduğu görülmüştür. Güneş ışığı D vitamini kaynağıdır.
D vitamini aktif formunun tansiyonu yükselten renin etkinliğini azalttığı görülmüştür. Bu bakımdan güneş ışığının tansiyonu düşürücü etkisi bilinmektedir. Ayrıca damarların kas hücrelerinde bulunan D vitamini, iltihaplanma ve pıhtı oluşmasını önler. Bilindiği gibi vücutta D vitamini değer seviyesinin azalması, bağırsaktan kalsiyum emilimini de azaltır. Bunun üzerine paratiroid bezi tarafından salgılanan ve vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynayan paratormon, kemikten aldığı kalsiyumu kana geçirir. D vitamininin azalması ve buna bağlı olarak paratormon artışı, damar kaslarının kalınlaşmasına yol açar. Adrenalin etkisi artar ve bu süreç kan basıncını yükseltir. D vitamininin çok iyi bilinmeyen bir özelliği de iltihap giderici olmasıdır. D vitamini düşüklüğüne yüksek tansiyon da eşlik ettiğinde koroner kalp hastalığı riskinin de arttığı görülmüştür. Tansiyon açısından az ya da çok tuz tüketmek zararlıdır. Tuz tüketiminde ölçülü olmak gerekir. Kullanılan tuz, rafine değil kaya tuzu olmalıdır. Magnezyum, kalsiyum ve potasyum tuzları, kalp damar kaslarının kasılmasını ve gevşemesini kontrol eden önemli minerallerdir. Beslenmede, tansiyon kontrolü için yeteri kadar bulunmaları gerekir. Tansiyon durumumuzda sodyum-potasyum oranı da önemli bir rol oynar. Çünkü tansiyon düzeyi bu oranı ile paralellik gösterir. Bol miktarda sebze ve yeterli miktarda meyve tüketimi ayrıca potasyum alımı gerektirmez. Ancak paketlenmiş yiyecekler içinde potasyum düzeyi düşük, sodyum ise çok yüksektir. Beslenmedeki ideal sodyum-potasyum oranı 1'e 5 ve 1'e 10 arasında olmalıdır. Yeteri kadar kalsiyum almayan kişilerde yüksek tansiyon görülmüştür. Süt ürünlerinde kalsiyum oranı yüksek olmasına rağmen bağırsaklarda emilemediği için osteoporoz riski artar. Kalsiyumun en yüksek olduğu kaynaklar dereotu, roka gibi yeşil yapraklı bitkilerdir. Bu arada D vitamininin yüksek olması bağırsaklardaki kalsiyum emilimini de artırmaktadır. Vücudumuz için en önemli minerallerden biri de magnezyumdur. Eğer magnezyum seviyesi düşük ise hücrelerdeki kalsiyum kanalları uyarılır. Bu durumda damarlar büzüşür ve tansiyonumuz çıkar. Ayrıca magnezyum minerali gebelik döneminde yüksek tansiyonlu kadınlarda kullanıldığında başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. İdeal kalsiyum magnezyum oranı 2'ye 1 oranındadır. Sütte bu oran 5'e 1'dir. Yeşil yapraklı bitkilerde, örneğin roka ve ıspanakta 2'ye 1 oranındadır. Koroner kalp hastalığı ve yüksek tansiyon ikiz kardeşler gibidir. Yapılan araştırmalarda iltihap ve stresin, damar büzen ve genişleten biyokimyasallar arasındaki hassas dengeyi bozarak tansiyonun yükselmesine sebep olduğu görülmüştür. Gerçekten de yüksek tansiyonlu kişilerde iltihap oluşumunun yüksek düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. Damarlarımızın iç tabakasında oluşan enflamasyon, yani mikropsuz iltihaplanma durumunda vücut bu yüzeyleri tamir etmeye çalışır. Tıpkı yaralarımızın kabuk bağlaması gibi hasar bittiğinde tamir de sona erer. Ancak iltihaplanma durumu kronik ise damar iç tabakası kalınlaşmaya başlar. Kalınlaşma ultrasonda görülebilir.
Kalınlaşmanın tıp dilindeki adı aterom plağıdır. Dolayısıyla pompalanan kan bu esnekliğin yitirilmesiyle beyne ve diğer organlara ulaşamaz. Kanı organlara ulaştırabilmek için daha büyük bir basınç gereklidir. Aterom plağı yüksek tansiyonun başka bir nedenidir. İnsan vücudu bir bütündür. Sağlıklı bir vücut içinde tüm hücre ve organlar uyum içinde çalışırlar. Eğer kanımızda temel besin öğelerinde bulunan mineral ve vitaminler yerine endüstriyel yiyeceklerde bulunan gıda katkı maddeleri bulunursa uyum bozulur. Bu fizyolojik bozukluklardan biri de yüksek tansiyon, tıp dilindeki adıyla hipertansiyondur. Tansiyonun yükselmesine sebep olan diğer etkenler, yüksek tansiyon konulu paylaşım serisinin 3. videosunda devam edecek. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.